Bir kere Batuhan bence çok iyi bir gözlemci. Hani hem belki 10 yıldır Survivor'ı seyrettiği için, Analizing. hem de şu an oradaki tavırları falan benim böyle hoşuma gidiyor. Mesela geçen sene de ben Mert'i böyle görürdüm. Her sene Teşekkür böyle bir ederim. tane olayı iyi gözlemleyen, Analize böyle bir aynen orada böyle bir hafif panorama tadında yaklaşan bir yarışmacı olur. Bu sene de o Batuhan bence. Şimdi Batuhan burada şöyle doğru bir hareket yaptı. Şimdi Batuhan'ın dediği neydi? Zayıf bir erkek gitsin. <laughs> Güçlü bir erkek yani İsmail yarışa çıksın. <laughs> Atuan, Sergen yarışa çıksın. Bu mantıkta burada yazılabilecek kim var? Doğan var. Son hafta performansına yükselmesine rağmen Barış var. Çağrı var. Bir de Çağman var. Şimdi Doğan geleni 3 hafta olmuş, 4 hafta olmuş. 2 kere potaya çıkmış, gitmemiş. Demek ki sen Doğan'ı yazarsan gitmeyebilir. Doğru mu? Doğan'ın üstünü çizmiş. Çağrı'ya gelelim. Çağrı da yine iki kere potaya çıkmış. Çağrı da gitmemiş. E bir abi kardeş arkadaşlık ilişkin de var. O da devreye giriyor. Çağrın da üstünü çizdi. Barış desen eski bir futbolcu yine ünlüler takımında e, öncesinde en büyük popülaritesi olan yarışmacılardan biri. Artı son zamanda performansı iyi. Bir de abi kardeş ilişkin var. E, kaptan seçerken Barış'ın adını söyleyebiliyorsun. Barış'ın da üstünü çizdi. Dedi ki Çağman dedi. Hem performansı kötü. Hem de yeni geldi. Hem de adada sessiz. Kitlesi yoktur bence mantık olarak zaten diğer 3 kişiye 3 kişiyi hedef alsaydı zaten aleyne çalışkan 12. oldu. Çağman 12. olduğu için nokta atış bir hareket yapmış oldu. Çünkü zaten biz şunu gördük. Büyük ihtimalle hani SMS dengesini bilmiyoruz. Belki gönüllere çok çok daha fazla gittiği için 12. Aleyna 5. işte atıyorum Merve'yi Melis'te geçebilir. Ama mantık olarak Doğan Çağrı ve Barış'ı bence geçmesi çok zordu. Belki Barış'ı geçmiştir o da 10. diye. Ba Batuhan Nokta atış bir hareketle zayıf bir erkeğin gitmesi <laughs> sebep oldu. Şey o yüzden stratejisi tuttu. Ben bu konuda tebrik ediyorum. Her zaman derim karşı takımdan birini eksiltmek çok daha doğrudur. Ama zaten gitmeyeceğini biliyorsan bir de çok açsan çünkü şu an acil bir durum var ortada. Takım oyun kazanmalı, motivasyon kazanmalı, ödül yemeli, bir yerlere gitmeli. E bunları yapmak için de bir nevi doğru bir eksilme lazım. Oyun kaybeden Çağman gitti. İsmail ya da Baton artık daha çok oynayacak. Artı karşı tarafın zayıf bir yarışmacısı aleyhine çalışkan adada kalmaya devam ediyor. Ballı kaymak buyurun. Yani şimdi geçen de Yiğit konsey yani ilk defa dokunmazlık olduğu hafta kaybettikleri hafta yazılmıyordu. Çünkü yeni gelmişti. Sonraki hafta tekrar potaya yazılıyor. Hani o süreci başlamıştı. O zaman Batuhan isim yazılırken Yiğit'in performansı yine iyi değildi. Yiğit yerine başkasını yazdı. Yiğit dedi kardeşim seni yazmam şu an. Etik olmaz çünkü sen daha yeni geldin. Daha parkurlara alışma sürecin var. O yüzden seni daha çok görmek istiyoruz. Yani evet. Performansın artabileceğini düşünüyorum diye. Evet. Şimdi Çağman'ın girişi Yiğit'e göre daha iyiydi. Yani Yiğit'in şey Çağman'ın Yiğit'e göre ışığı daha fazlaydı. Performansı daha iyiydi bence ve daha iyi olacaktı. Evet. E sen şimdi Yiğit'i yazmakken ben sana biraz daha hak vermek istiyorum derken... Çağman'ı yazman bana göre büyük haksızlık oldu. Ama arada geçen süreçte daha da dibe gitmiş. Artık böyle bir yemek için e, neredeyse böyle adayı yakacak ya da adadan 3 kişiyi aynı anda göndermek isteyecek kadar agresifleşmiş bir ünlüler var. Çünkü zor durumdalar. Oyun kazanamıyorlar. Oyun kazanmadıkları için adada gerginler ve açlar. Abi kardeş ilişkisiyle o zaman hep barışı biz böyle şeye kadar taşıyalım birleşmeye kadar. Hatta birleşmeden sonra da bir finale gitsin. Mantıklı bir yere olmaz kadar ki. gidecek. Abi e kardeş ilişkisiyle zaman... kurtardı şu ana kadar ama performansı da çok arttı şu son 1-2 haftada. Evet şimdi Değil biraz onunla konuşacağız. Barış'ın, Barışın arttı Barış'ın haftalık tabii. performansı arttı. Birinci. Yani sen güvenebilir misin yine Barış oyunları çıkartırken? Zaten kendisi topun altına girmek istemeyen bir yarışmacı. Yük almak istemiyor yani omuzlarına Barış'ın <laughs> ama. Ama şeyle de kıyaslayınca Çağmanla Barış'ın katkısının da net olduğu belli yani daha fazla. Hikayesinde yani. olsun artık değil mi? Yani ha, bence alışmıştır. De. Ben başlıkta takıldım hı hı. E, VTR'deki. Strateji göremiyorum diyor Sergen. Hı hı. Sergen muhtemelen Çağmanla yakındı. Batuhan eleştiriyor. Bence kesinlikle yanlış. Çok güzel bir strateji var. Zaten Çağman'ın da favorisi Sergen i̇şte öyle Demek yani. ki aralarında bir ilişki ve var. Ve muhtemelen bir Çağman gittikten sonra sıradaki kişi benim diye düşünüyor büyük ihtimal. Batuhan benim adam ya. Zaten Batuhan da onun mesajını veriyor orada. Hani e, seni de sıran gelecek gibi söylüyor. Ama şey söylemesi yanlış tabii. Hani seni öyle bir potaya koyarım ki falan. Yavaş Batuhan'cığım. <laughs> bir anda bakmışsın ki o potada sen varsın. Burası böyle bir platform çünkü. Her evet. an her şey değişebiliyor. Kaygan bir zemin. Haftalık yani haftalık haftalık. O an seyirci bir şeye takılsın abi Batuhan'ı indirir. Evet. Yani. Aslında haftalık değil. Bak ben sana bir şey diyeyim. Haftalık biliyor musun? Bir anda böyle tepe taklak olabiliyorsun abi. SMS birinci Sana olsun şöyle diyeyim. Çok böyle büyük hata yapmadığı sürece İsmail, Batuhan, Ayşe ve Poyraz için işte yolunda hata, gider ondan o yüzden diyorum zaten onların bir kemik bir şeyi yapar bir haftada değişir bu bakış açısını bir, bir haftada değişir. öyle o kadar değişmez ama bir <laughs> iki kemik değişir var çünkü bak bir kemik kitle var yani bence. sonuncu olmaz yani. ama birincinin yeri değişir bir olmaz en kötü dört evet. olur bak ama en kötü sergen şey demek istiyor oyunları giremediği için hani strateji yaptığını düşünüyorum oyunlara kendisi girebilmek için böyle bir hamlede bulundu diye getirdi sanki konuşma arasında. Ben öyle hissettim yani. Zaten hani kendisi ilk şöyle söylüyor. Ben oyunlara giremiyorum. <laughs> Dışarıda kalıyorum. Sonra, diyor. Sonra da İsmail, İsmail abi falan abi diyor. diyor. Ama haklı da ya. Ben hani hak veriyorum. Bak net olarak hak veriyorum. Haklı abi performansı en kötü. İki takım adam. bitik vaziyette şu an. Farkında mısınız? Yani tarihin en kötü dönemini ya. yaşayan takım olabilir. Aslında bütün oyunları 9-9'dan veriyorlar farkındaysanız ama mesela şu iki tane performansı kötü olan oyuncuya rağmen 9-9'dan veriyorlarsa Batuhan şunu düşünmüş olabilir. Bu iki adam giderse biz 9 9'dan oyun vermeyiz yani. Ona 8 kazanırız oyunu. Ona 7 kazanırız gibi bir şey düşünmüş olabilir ki bence de bu konuda da haklı yani. Hani ne yapacak abi? Yani performans kötü olan. Bence takım aslında iyi ama kadın yarışmacılarla erkek yarışmacılar da şey oluyor mesela. Çok iyi olan yarışmacılar gününü tutturamadığı için mesela Melisa Merve'nin performansı düşüktü ama erkekler iyiydi. Bir yerde tolere edemediler birbirlerini ve 9-9'da hep tıkanıp kaldılar. Daha sonrasında evet erkeklerin kötü olduğu yerde kadın yarışmacılar iyi oldu. Yine 9-9'da tıkandılar. Evet. Yani aslında kadınla erkeğin ikisinin de e, eşit bir performansı ya da e, böyle iyi olduğu bir gün olmadığı için aslında oyun kazanamadılar. Problem bence tamamen bu. Hani ben bireysel olarak kişilere yüklemiyorum ama hani o an kendini iyi hissetmemişsindir. İyi bir yarışmacı olmana rağmen kötü performans sergileyince sen, sen beklenilenini karşılayamadın takıma. O yüzden de aslında iyi yarışmacılar beklenene beklenene karşılayamadıkları için de 9-9'da tıkanıp evet. kaldılar. Ama yani düzelecektir mutlaka. Ben dediğim gibi yani ben bu durumu Çağman'a bağlamıyorum ya da bir yarışmacının dışarıda kalmasına bağlamıyorum. Batuhan da sürekli dışarıda kalan yarışmacı değil. Aksine her seferinde en çok takımda belki kendini ön plana sunabilen bir Avantajları yarışmacı. Avantajları da o çıkıyor. Katılıyorum. Evet. Bizim bu ara en çok e, dilimize takılan şarkı hangisi? Doğuş Uyan. Evet. Değil mi? <laughs> uyan uyan. Doğuş'tan uyan. Aynen. Uyan. Dün biz Doğuş'ta yazıştık. Doğuş'ta eski hmm. bir Survivor biliyorsunuz. 2011 ya da 12 evet. yılında Survivor'da yarışmıştı. Çok da iyiydi. Şarkılarını da zaten çok severiz. İyi bir sanatçı. Şimdi takip ediyorum. Çok tatlı. Çocukları var. Ona şeyi sordum. Kim dedim? Favorim var mı dedim hiç. İki tane favorisi varmış. Birinin şampiyon olma ihtimalini çok yüksek görüyormuş. Onu açıklayayım. Anladığım kadarıyla İlayda'yı çok seviyor. Survivor'da çok böyle onun o neşeli hallerini çok böyle doğru güzel buluyor. Evet. Ama Survivor olarak gördük işte Batuhan. Yani Batuhan'ın şampiyon olacağını düşünüyor ya Buradan Batuhan da biraz tört doğu, tört Herkese kendine. selam var bu Şamp arada. Şampiyon, şampiyon olur, olur da. Buradan selam herkese selam da biz de Aleyküm ona selam. çok selam söylüyoruz. Çok Doğuşa. Selamlar buradan. Doğuş abimiz Batuhan biraz törpülese kendine çok yolu açık yani. yani direkt evet. oturur direkt yani çat diye o şampiyonluk koltuğuna oturur. Yani büyük ihtimalle Poyraz'la yani finale kalırlar. Ama işte bu beylik lafları biraz törpülemez. <laughs> bir tık Bir de kralım. çok gözümüze sokmaya çalışıyor olayları. Zaten izleyenler görüyor neyin ne olduğunu. Ya bu sefer bir kısmı eksik kaldığı zaman diyoruz ki şimdi atarlı tutarsız. Yani hem agresifleşiyor hmm. hani bir şeyleri anlatırken hem de tutarsızlığı var diyoruz. Çünkü göremediğimiz şeyler oluyor. Ya bırak yani izleyenler görsün. Çok mesela halkla iç içe. Batuhan bu güzel bir şey ama. Alka mesaj veriyor. Bir süre sonra <laughs> evet sürekli <laughs> konuşuyor yalnız. İyi. Işte, hani bu şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Bir ama bir işe de yarıyor demek ki. Mesela şey ben de dışarıda demek bunu sormuştum. Ee, i̇şte hani kimi tutuyorsunuz vesaire gibi böyle. Ee, orada da şey demiş. Hani Batuhan'lığı tutuyorum. Çünkü e, takım olarak çok dışlıyorlar. İnsanların bir kısmı da öyle görüyor çünkü. Bence hiç alakası yok. Aslında bence be, ben de öyle düşünmüyorum. Asla öyle düşünmüyorum Batu, ama... Takım mı e, kiymiş? Evet. Yani Batuhan'ın mesela verdiği o röportajlarda diyor ya hedef benim. işte ben yazılabilirim. Ya da beni desteklemiyorlar. Sergen'i desteklediler o ama beni desteklemediler. O düşünce oluşuyor mu insanlarda? Bence gerçekten hani söylemleriyle insanlara onu geçirebiliyor ki insanlar bu yorumu yapabiliyor. İşte Oluyor bazen. Yanlış yanlış algı oluşuyor işte. Evet. Batuhan bak Batuhan'ın bu hareketleri Batuhan'ı finale götürür ama karşısına biri çıktığı zaman hep bu olaylar ona eksi yazabilir. Çünkü böyle şeyler sert hamleler yaptığın evet. zaman birini göndermek, istemek, birini bak günü gelecek senin de sana da hesabını soracağım. Ee, bu tip şeyler böyle bir senin için negatif Adamı bir çarparlar. reklam da oluyor ister istemez ve bir şekilde karşına <laughs> çıkabiliyor. Batuhan'ın şey. öyle bir dezavantajı var. Bak İsmail şu an çok daha derli toplu gidiyor. <laughs> evet, Mesela şu doğru. an benim için... Survivor'da finale en yakın daha doğrusu şampiyonlar diyeyim. Finale bence Batuhan da zaten son dörde gider gibi geliyor ama İsmaille Poyraz böyle bir tık daha önde gidiyorlar. Batuhan her ne kadar İsmail önünde şu an SMS alsada İsmail ki daha oturaklı bir gidiş böyle. Hani hissettiriyor. Yedire sanki, yedire. Sanki. Böyle. Aynen. Doldura doldura böyle. Hani doğru bir inşaat yapıyor şu an. Peki sana bir şey soracağım. Tabii. Bak enteresan bir soru. Sor. Diyelim ki biz finalde İsmaille Batuhan'ı gördük. Evet. İki koltukta. Sence Hangisi şampiyon olur? Hangisinin şampiyon olma olasılığı daha yüksek? Şimdi tabii o zamana kadarki yol da önemli. Şu demin az önce verdiğin hmm. örnekler var ya evet. ona istinaden soruyorum mesela. Ona, ona bir şey daha soracağım. Ona istinaden İsmail'in şansı bence daha yüksek. Bir tık daha yüksek. Değil mi? Evet. Peki İsmail İsmaille Poyraz olursa hangisinin şansı? Poyraz'ın Poyraz şansı daha yüksek. Evet. Aynen öyle. Poyraz Batuhan olursa yine Poyraz. Poyraz. Evet. Yani şu Kert an o yüzden diyorum hani hayır Poyraz <laughs> yani çok ciddi hata yapar bilmiyorum ama ben poirazı son iki koltukta görüyorum yani. Evet. yani son iki diyeyim, son ben dört de, de, de diyeyim ama yani mesela biz geçen sene Melisa Damla da hatırlar. Sen o sırada şeydeydin, oradaydın. Haziranın herhalde beşinde falan Acun abi'nin ofiste toplandık. Acun abi dedi ki, hadi dedi, herkes dedi, hmm. Şam, şey e, final evet. dörtlüsünü yazsın dedi. Belelerdi herkes falan. yazdı, yazdı, yazdı. Tabi yok. sen yoktun, sen o zamanlar şey artık şey olmuş, yok olmuştu <gülüyor> hani. <gülüyor> O zamanlar böyle bir sercan çıkış yapıyordu. Cemalcan vardı, Barış vardı, Tahmini Nisa falan. Ben mesela e, Nisa Barış finali olur demiştim. Ya yani böyle abuk bir şey Allah söylemiştim. E evet, büyük salamış. <laughs> en yakın sen mi tahmin yapmıştın? Benim <laughs> biraz daha yakında evet. evet. Senin tahminin Cemal Cemalcan Barış finali. Cemal Zaten Can Barışı. Gökhan demişti şey ama Gökhan Barış şampiyon olur demişti. Evet. Öyle hatırlıyorum evet. mesela. Hani Cemalcan, ben Cemalcan'ı ilk dörde koymuş muydum? Koymuştum ama Sercan'ı da koymuştum mesela. Cemal Can 4 olur, Sercan 3. olur demiştim. Berkay'ı mesela, Yasin'i kimse tahmin edemedi. Bak Yasin'in son dörde evet, kalacağını evet, evet, evet. bir kişi evet. bile yazmadı. Ben, i̇şte ben elendim akşam Yasin karşısına vardı ben özür şey Yasin gidiyor demiştim. Ben gittim Oraya bakıyor ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Biz yani bir liste yaptık kimseninki ki <laughs> <laughs> tutmadı. Şampiyonu bilen oldu ama, ama ilk Barış yani. tutmadı. Sürpriz yumurtaydı zaten yani. sürpriz yumurtayım diyordu. Gerçekten ne dediğini yaptı yani. Ya bak Orada benim için de önemli biliyor musun? Bunu daha önce söylemedim ama. Şimdi söyleyeyim. Ee, final bitti geçen sene. Bak Barış da olsa Barış olmuştu. Helal olsun. Güzel bir survivor geçirdi. Performans evet biraz düştü ama hani adından söz ettiren bir survivor'dı. Cemalcan şampiyon oldu. Havada konfetiler uçuştu. Ondan sonra Acun abi mikrofonu verdi. Cemalcan dedi ya, birbirinizi çok sevin. Evet. Kimse birbirini kırmasın. Birbirinizin kalbini kırmayın dedi ya. Bak o mesajı ya, vermek ya. bile evet. o kadar değerli bir tabii şey ki. Tabii ki ya. Yani bak sırf o mesajı versin diye çünkü o sırada Türkiye'nin muhtemelen yarısı Survivor izliyor. Bir sürü çocuk izliyor. Hani sevgi kaynaklı bir şeyi ekranda göstermek o kadar değerli bir şey ki. Yani ben de burada bazen çocuğuma anlatıyorum, ailelerden Cemal bahsediyoruz. Ama bence öyleydi yani. İşte hani bak, hep sürekli sevgi içerikliydi. Yani evet. Verdiği röportajları da öyleydi. Kesinlikle. Birinin yani. kalbini kırmamaya yönelikti. O yüzden e, bence Cemal Can'ı şampiyon yapan da buydu. Kesinlikle. Yoksa performans olarak evet... Ee, çok geri kalmadı evet. ama biz bir Sercan bir Berkay şey Be Berkan değildi Cemalcan hı hı. ama insani yönleri bir de geçen sene herkes evinde anneler çocuklarıyla buluşamadı 2-3 ay hala öyle ya eskiden bize haftada 2 gün gelen annemle biz Ayda bir buluşabiliyoruz. Ben anneanneme 6 ay Korkuyorum bak buraya geliyorum evet. diye annemi görmeye hatta. korkuyorum yani. Bak soru geldim geldiğimden anneanneme sarılamadım ben biliyor musunuz? Böyle ilk geldim. Yani kaç ay görmüşüm kadın bu kadar mesafeyle nasıl anneanneciğim falan filan. Hala daha bir kere sarılmış değilim. Bir yıl geçti yani kadın. Çünkü öpemedim gerçekten kadına. bak üst yaş grubunda böyle bir risk var işte. Bak ne diyorum ben 2 Ocak'ta dedemi kaybettim. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah Covid'den Allah öldü. Ee, evde annem, babam, kız kardeşim hepsi negatif çıktı. Neden pozitif çıktı. Ben dedemin yanında maskeyi çıkarmadım. Dede, öpe, dedemi öpemedim ki bende bir şey varsa ona geçmesin diye. O meğerse koronaymış. Yani inan bilsen ben onu öperdim mesela. Çünkü son şeyin artık. Anlatabildim mi? Böyle hep çekiniyordum sarılmaya, etmeye falan. Yok adam... Senin de çocuğun var. Ya, ya o, o kadar ayrı... davranamaz. Tabii Aynen. Tabi. doğru söylüyorsun. Ama o yani ne bileyim çok pişman oldu da işte insan yani. Anladım. Anlatabildim mi? O yüzden gençlere sesleneceğim. Bazen çünkü hani şimdi görüyoruz 65 yaş üzeri sokağa çıkamıyor. E, zorlanıyorlar bazı şeylerde ama bizim gençlerin de rica ediyorum şu maske mesafe olayına dikkat edelim. Çünkü siz kendinizi korursunuz ama o virüsü eve taşıdığınızda sevgili kardeşlerim, anneanneniz, babaanneniz ya da dedenize bir şey olabilir. O yüzden lütfen ve lütfen sokakta biraz kurallara uyalım, dikkat edelim. Yani bu çok önemli, değerli bir şey. Ee, bunu lütfen söylemek istedim burada. Bakın ben dedemi kaybettim. Belki eve bir torbadan giren bir virüsten dolayı sizin başınıza gelmesin. Lütfen bu konuda dikkat edelim.